Merhaba, bugün ne alacağız kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda önceden aldığımız Apple Watch 3 ve 6 Türkiye'nin en uygun fiyatlı almıştık. İkisi de kanalımda mevcut. Bir arkadaşımız yorumlar kısmında soru sormuş. Demiş ki, ikinci el alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ve bu ürünlerin yani 3'ten 7'ye kadar karşılaştırmasınız yapar mısınız yazmış. Hemen şimdi bu videomuzda ikinci el alırken nelere dikkat edeceğiz? Bunu bir kısaca geçeyim. Aslında bu 3 Türkiye'nin en ucuz 3 Apple Watch 3 alımında ve Türkiye'nin en ucuz Apple Watch 6 videosunda böyle ince ince göstereyim. Şu bağlantı yerleri arkadaşlar şu camla ekranla kasanın bağlantı yerleri kusursuz. Yani en ufak bir hata olmayacak. Mesela ben size söylemiştim. Bu üçte ince çizikler vardı. Ama uzaktan belli olmuyordu. Arkadaşlar çok yakından dikkatli bakınca belli oluyordu. Bu videoda da göstermeye çalıştım ama videonun görüntüsünde de hani yaklaştırınca da pek de belli olmuyor. Ama kasa sorunsuz. Burada da bakalım. Burada yakından çektiğim yerlere. Bunun da sesini kısayım. Ses üstüne ses binmesin. Ya zaten bir gözümüzde bakacağız bir eziği çiziği var mı diye. Ya bu videonun da buralarını anlatmışım. Bakın şimdi mesela şuralarına şu bağlantı yerlerinde bir hata var mı, özür var mı ona bakacağız. Tabii bu videoda da anlattığım gibi saati bir kendimize kuracağız. Saatin kurulumunu kendi telefonumuza yapacağız. En son her şey bitmiş olarak anahtar testi bu parolasını oluşturduğumuz. Bu ekran geliyor mu? Ona bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Tabii bu videoda da bahsetmiştim. Bu 6 videosunda. Satan arkadaş çizikten bahsetti mi? Çiziği bir sorduk mu? Mesajla. Sorduğumuz çiziklere bize ne söyledi? Bunlar da bizim için önemli. Mesela bunun üstüne görünenler tüy. Normalde gram çizik hata yok arkadaşlar bu cihazda. Bunun gibi yani hata, herhangi bir sıkıntı, şu tuşların basmasında zorluk var mı? Oradan içinin açılıp açılmadığını anlayacağız. Tabii serviste normalde bunların tamiri yapılmıyor. Sıfırıyla değiştiriliyor serviste. Ama yani o da biraz tabii şans işi. Yani yani hiç anlamıyorsak şu bağlantı yerlerinden de hiç anlamıyorsak yine bir telefoncuya ya da yakındaysa bir Apple servise göstermekte fayda var arkadaşlar. Şimdi ikinci elde bahsettiğim gibi bir gözümüzle bakacağız. Garantisine bakacağız. Apple desteklerini görünüyor. Ondan sonra faturası varsa faturanın üstündeki seri no'su cihaz saatin içindeki seri no, telefondaki seri no ile karşılaştıracağız. Ona göre bakacağız. Şimdi de Apple Watch 3'ten 6 epey demişim ben. Epeyden bir 3, 4, 5, 6 bir seriden bir gidelim bakalım. Bir ne çıkacak? Sayfa kaç tane alacak? 3, 6, 4 ile 5'e ekleyelim. Apple Watch Series 4 diyelim. 44 geldi. 4 geldi. 4'ü de buraya ekledik. Burada sağına kadar bakacağım. Bir de araya 5'e ekleyeyim. Yanlış yazdık. Series 5 dedim. 5'in 44 binde buraya ekledik. Sığdı. Evet arkadaşlar. Buraya 3, 4, 5, 6'yı ekledim. 7 buraya sığmaz. 7'yi de en son 6 ile karşılaştıracağım. Şimdi hızlıca nelerine bakıyorum ben bir şey alırken. Ona size söyleyeyim. Şimdi geldik. Şurada üstte zaten görüyorsunuz. 3 var, 4 var. 6 ile 5'in yeri biraz karışmış. Şimdi ekran olarak 4, 5, 6'nın ekranı aynı. Arkadaşlar genişlik olarak. 3'ün ekranı biraz ufak. 3 zaten 42 milim. 4, 5, 6, 44 milim. Bizim şimdi burada bakacağımız ana farklar. Dahili depolama diyor. Yani içine yükleyeceğimiz uygulama 3'te 8, 4'te 16, 6 ve 5'te 32 arkadaşlar. 7'de de yanlış hatırlamıyorsam 32 idi. Birazdan 6 ile karşılaştırırken ona bakacağım. Bataryası tabii ki seriden seriye büyüyor. Burada yazmamış ama ben size şu kadar söyleyeyim.
Ben 5 kullandım. 6 kullandım. 3 kullanıyorum. Şu an 3'üm var. Hani 3'te şöyle söyleyeyim. Şarj olması 3'ün bunlara göre yavaş. Yani 5 ile 6'ya göre çok yavaş şarj oluyor. Benim için etken mi? O kadar da etken değil. İş yerine takıyorum. Zaten hepsi birer seneyle arayla çıktığı için her sene bir üstüne koyuyorlar. Ekranda da şuradan göreceğiniz üzere 1.78'den başlıyor. Bununki 1.65. Ekran çözünürlüğümüz farklı. PPI'mız farklı. Üçünkü AMOLED. Dörtten sonrası OLED. Yani ekranda. Ben o kadar fark etmedim. Çünkü fotoğraf falan bakmıyorum. Ne fark var? Yani ekranda ben o kadar fark göremedim darlığından. Ha, mesela 6'da daha mesajlar daha büyük görünüyor. 7'de daha büyük görünür. 3'te daha dar görünüyor. Mesela 3'teki 5'te ve 6'da kullandığım kadranı 3'e koyamadım. 3'te normal analog saatin içine şeyini ekleyemedim. Dijital saati ekleyemedim. Tabii kalınlık da inceliyor. Ona değinelim. Yani 3 kalın ama o kadar ben fark etmedim. Milimlerle bahsediyoruz zaten. Gövde olarak da dikdörtgen kare kare denmiş ama benim gözümde dikdörtgen olarak düşünüyorum. Ya da kare de fark etmez. Hani yuvarlak olmadığı için. Bunlar ana farklarımız. Şu an en son güncellemeye kadar 3'te alıyor arkadaşlar. Ana farklarımız da 4 serisinde EKG başlıyor. EKG 5 ile 6'nın arasında yanlış hatırlamıyorsam oksijen sensörü var. 5 ile 6 arasında. Yani onları da ben kullanmadım. Oksijen sensörüyle EKG'yi kaç kere çektim? Bir kere, iki kere denedim. Zaten denerken de diyor bu gerçekleri değil diyor. İşlemci çok fark ediyor arkadaşlar. 3'te zaten 3 ile 6'nın videolarında görmüşsünüz. O da herhalde şu videoydu. Onu hemen bulayım. Nerede? Bir tane videom vardı. Evet. 3-2022 yılında alınan videomda açılış kapanış verilerine yer verdim arkadaşlar. Yaklaşık bir 1,5 dakika falan geç açıldı 3. Yani anlatmak istediğim bakın bu kadranda şu ikisi birden gelecek mi? Gelmedi. Şimdi şu iki kadranda arkadaşlar şuradaki şu dijital saat var ya bunu buraya koyamadım. Bunu buraya koyamadığım için hani 3 benim yani alo diyoruz. Bildirimleri gösteriyor. 3 bana yeter. Yani fiyat olarak arada 2 kat fiyat farkı var arkadaşlar. İşlemci de tabii o kadar fark edecek. Ha, 3 ile 4 arasında fark vardır. Yani 5 ile 6 arasında da fark var. Şu an 6 benim gözümde jet gibi bir cihaz. 7'ye pek yüzüm görmedim. Dahili depolamamız düşük, RAM'imiz düşük diye bahsetmiştik. Ana farklarımızda 5 yanlış hatırlamıyorsam Bluetooth 5 mi var? Nerede yazıyor? Bluetooth. Evet. EKG az önce bahsettiğim gibi EKG başlıyor 4'te. Hiç kullanmadım. Yani bir iki kere denedim. Bir de sürekli açık ekran farkı var. Sürekli açık ekranda kapattım arkadaşlar. 4'te yok. 5'te başlıyor sürekli ekran. S'de de yok. S'yi de araya alırdık ama S 5 ile hemen hemen eşdeğer. 5'ten eksik olarak EKG ve şey yok. Aslında isterseniz birazdan da 3 ile 4'ü kaldırırız. Buraya 5 ile şey S ile 7'yi ekleyeceğim. Çin'den çıkan şarj aletleri aynı. Şarj aletlerinde fark göremedim. Yani ana fark hani 3'ten buralara geçince 3'ün diğer serilerden farkı ekranı küçük, ufak. Kalitede biraz düşük ama zaten WhatsApp'tan gelen fotoğrafları göstermediği için benim gözümde bir değeri yok. EKG yok 3'te. 4, 5, 6'da var. Sürekli açık ekranda 5, 6'da var. 4 ve 3'te yok. Onu da kullanmıyorum. Çünkü zaten saati kolumda kaldırır kaldırmaz tepki veriyor. Şimdi hemen 3 ile 4'ü kapatayım. Arkadaşlar. Buraya bir 7 ile S'yi ekleyeyim. 7 başta geldi. Onu ekledim. S de başla geldi. Demek ki en çok karşılaştırılanlar onlar. Şimdi geldik. 3'ü eledik. 4'ü de gönderdik. S, 5, 6, 7. Sıralamamız güzel oldu. Şimdi gelelim aradaki farklara. Şimdi hepsi 32 GB. Burası güzel. Hepsi hemen hemen dahil depolama olarak eşdeğer. Ekran çözünürlüklerimiz de 7'ninki birazcık farklı. Bunlarınki
Bunlar yine farklı olarak ekran da farklı. Daha geniş ekran var. Hafif bir büyüklük var. İncelik olarak mesela en incesi S ile 6'ymış. Bunu da görmüş olduk. Aradaki ana farklar da şöyle söyleyeyim, hemen özetleyeyim. S'de sürekli açık ekran yok. 5, 6, 7'de var. S'de EKG ve EKG yok. Hepsinde var. 5'te oksijen sensörü yok. 6'da başlıyor. 6'da 7'de var. Onu da kullanmadım. Bir hastalığınız vardır, onunla ilgili takip edilmesi gerekiyordur. O zaman kullanılabilir. Hepsi yine WatchOS'un şu an 8.4 var. Yanlış hatırlamıyorsam onu alıyor. Bluetooth su geçirmeleri genelde aynı. Düşme algılama S'den itibaren var. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ile 3'te yoktu. İşlemci konusunda da S'ninki S5, 5'inki de S5. Zaten S ile 5'in farkı sürekli açık ekranla EKG. 6'nın farkı S'ye göre bir de oksijen var ekstra. Bluetooth'larımız hepsi 5. Yanlış hatırlamıyorsam 4 de 5'ti. 3'ün versiyonu 4'tü. Ben bunda da bir fark yaşamadım o kadar. Yani fazla uzaklaşmıyorum zaten saatten. Eve gidince de çıkarttığım için. Bu diyor ki ben 45 dakikada 80 dolum yaparım diyor. Bunlar da 50 dakikada yapsın. Ama 3 çok geç şarj oluyor. Onu baştan söyleyeyim. Burada göründüğü gibi EKG, S hariç hepsinde var. Oksijen sensörü de 6 ile 7'de var. Onun haricinde yani pek bir öyle ahım şahım fark yok. Ben gidip şu parayı vermem, şu parayı veririm, 4000 küsüre S alırım derseniz sürekli açık ekranınız olmaz. EKG ve oksijeniniz olmaz. Ekranınız ufak bir küçülür. Onu da zaten şurada 6 incelememde ve şu 3 2022 yılında alınır mı videomda göreceğiniz üzere 3 ile 6'yı yan yana koydum. 6'nın kasası 4, 5 ve S ile aynı. 3'te ekran dar. Böyle biraz şuradan dar. Bunlar da geniş. 7'de daha geniş. Ha, o kadar farka değer mi? Bence değmez. 3'ün fiyatı şu an yani garantili el yüzü düzgün 2000 lira civarına alınır. 6 4000 lira civarına alınır. S ile 5'te yani 3,5-3 civarına alınıyor. Hani garantiden dolayı. Mesela S'ler daha çok garanti, daha uzun olarak pili yüksek. 5'lerin de biraz garantisi bitenler ilanda. Bu videomuzda gördüğünüz gibi de böyle bir özellik incelemesi yaptım. Bir de sahibinden.com'dan ikinci el fiyatlarına bir hızlıca bakalım. Neyi alınıyor, kaç alınıyor. Cep telefonu diyoruz. Giyilebilir teknoloji, akıllı saat, Apple Watch. Ben tekil üzerinden gideceğim. Kendi elimdeki fiyatlardan. Gelelim 3, 4, 5, 6, 7 ve S'ye. Gelelim 42, 44, 45 seçiyorum. Ara diyorum. Fiyata göre bir sıralayayım. Hızlıca zaten fazla vaktimizi almadan sonuca varacağız. Garantisi yok, garantisi yok. Garantilerden başlayacağım. 4'te garantili bulamayız da 3 güncel satıldığı için garantisini bulacağım. Üst seriyle takas olur, parayla üstüne diyor eski ilan. Kutuda Apple Watch 3 diyor. Garanti yazmayanlara pek girmeyeceğim. Garantiden yenilenme diyor ama garantisi yoktur diye düşünüyorum. Hepsine bakmışım. Sürekli bakıyorum. Acil demiş. Hani neyi varmış bakalım. Ne garantisi var mıymış. Garantisi var 1.93. Tamam, bu bizim 3 fiyatımızı belirleyecek. Geldik. 3'ler tabii daha gidiyor. 3-4 bin liraya kadar çıkıyor. Yazan yazıyor. 4 yakaladık. Garantisi yok. 2.5. Hadi 4'e de seni alalım. 4 fiyatımızı da sen belirle. Bir de bize 5 ver. Arada neler geliyor? Şu S'yi de alalım. S'nin de tarihi yeniymiş. Ne demiş? 12 ay garantisi var. Hadi S de bizim fiyatımızı belirlesin. En düşük fiyatlı S diye. Bir tane de 5 bulalım. S'ler yine geliyor arada. 5. Cihaz temizle diyor. Bir bakalım neyi varmış, neyi yokmuş. Teknosa'dan aldım. 2022. Tamam. Bu da bizim en ucuz 5 olarak. Şimdi bir de 6 bulalım. Uygun fiyatlı 6 bakalım. De Ağustos eski ilan açmıyorum. S'ler var bu aralarda. 5 var, S var. 6'nın kırmızısı var ama kırmızı bizim fiyat kıstasımız olmasın.
Bu da 8 Aralık diyor. 8 Aralık. Bunu da geçtim. Eski tarih. Bir 6 fiyatına da 6 ile 4 civarına buluruz diye düşünüyorum. Neymiş? 24 Ocak. Lacivert diyor. Bunu açalım. Evet. 6'da da ne demiş? Lacivert garanti. Garanti ne kadarmış? 22 Haziran 23. Pilden bahsetmemiş ama pili yine iyidir diye düşünüyorum. Bunu da 6 olarak aldım. Şimdi gelelim 7'nin en düşüğüne. 7'yi bulabilmek için şunları, aslında şunları kaldırsam direkt 7'ler gelir. Bakalım 7'nin en uygunu ne kadarmış? 0 ayarında 14 Şubat diyor. Yeşil. Ne demiş? Yurt dışından gelmiştir dediği için kapattım. 15 günlük 0 faturalı. Evet. Hem de telefoncu satıyor. Yani fiyatlar nakit pazarlıksız son fiyatlar. Garantidir diyor. Bakalım ne görünüyor ne görünmüyor. Evet tamam. Şimdi şurayı da kapatıyorum. Az önce şu sıralamadaki gibi şimdi fiyatlarımız belli oldu. 2000 lira civarına yaklaşık bir 7-8 ay garantili 3. 2,5 civarına 4. 4'lerde garanti bulamazsınız. Çünkü yani 4'ün satışı bitti. S'de 2900 civarına 3'e 5 de var. Yani ikisi arasında kalınabilir. Arada fark ne olur? Bunun 12 ay garantisi var. Bunun da 7 ay garantisi var arkadaşlar. Hatta 2 ile çıkalım. 5 ay garantisi var. 6'da 4000 civarına. Yani 50'ye 100'e bakmayacaksınız. Cihaz temizse, düzgünse. Mesela örnek veriyorum. Bunun için demiyorum da bunun faturası yoktur. Mesela faturadan bahsetmemiş. 4000 liraya faturası olan vardır. Mesela 100 liraya acınmaz alınır. Bu da 5000 lira civarında. Pazarlıksız son fiyatımız demiş ama. Hadi 5'e denk getirin ya da 5150 olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5150 liraya ikinci el 7 buluyoruz. 4000 civarına 6. Yani arada hemen hemen 1000 lira oynuyor. 3000 civarına 5 ile S buluyoruz. Yine 1000 lira oynuyor arada. 1000 düşüyoruz. 4'ler arada kaldı. 2,5 civarında. Niye? Bunlar diyor ki ya 3'ten bizim cihazımız nasıl az eder diyor ama senin garantin yok. Şimdi garanti yok deyince ne oluyor? Pilimiz de 83'müş. Ne olacak garanti olmayınca? Belki bozulmaz saat. Bozulursa da servise verince senin hatansa ücreti değiştiriyor. Senin hatan değilse sıfır sana yenilenmiş ürünü veriyor. Bu da %93'müş. Mesela 2000 lira civarında da 3 alınıyor. Gördüğünüz üzere bu videomuzda da 3, 4, 5, 6, 7 ve S'nin karşılaştırmasını yaptım. Ben şu an 3 kullanıyorum. 4 garantisi yok diye 2,5'a almadım. 3000 lira civarına 2,93'e S'ye geçebilirim ya da 5'e geçebilirim. Belki garantisi daha yüksek diye S'yi de alabilirim. Çünkü ne diyeceksiniz? EKG ve sürekli açık ekranı kullanmıyorum ben. Onun için benim tercihim S'de olabilir. Ya da hiç bütçe sorunum yoktur. 5000 liraya, 5150 liraya, 5300 liraya ikinci elde alabilirim. Sıfırda alabilirim. Çünkü bütçe sorunum yoksa yani her şey bütçeden başlıyor. Ya da ben çok fikir değiştiriyorsam, çok saat değiştiriyorsam derim ki ben gideyim ikinci el alayım ki satarken zarar etmeyeyim. Nerede 45'ler? 45'ler 5900 6000 lira civarında. Bunun hepsi buradan baksak hepsi burada daha uygun oluyor. Hepsi burada çıkmadı mı çıktı. Bazen teknoloji mağazalar da uygun olabiliyor. Artan fiyat diyorum. 41'leri geçelim. 45'ler başladı. 5970. Demek ki hepsi burada da fiyatlar aynı. Hatta şuradan bir Cimri'ye bakalım. Fiyatlar. Bir de Akakçı'ya bakalım. Cimri ne demiş? Ben de demiş sana en düşük fiyat olarak 5900'e yeşilini bulurum demiş. Nerede? Arçelik'te. 5 ben demiş 5900 yine yeşil yine Arçelik'te demiş. 5900 5900 küsür. Yani teknoloji mağazalarında hani git, hadi aldı diyelim 6000 liraya 0,7 alabiliyoruz. Bütçe sorunumuz yok. İkinci elini 5 küsür alıyoruz. Ben oralara çıkmayayım diyorsak 4 liraya ikinci el altı alıyoruz. Yine oralara çıkmayayım diyorsanız 4 liraya 0S var. Şurada videosunda paylaştım. 0S mi ikinci el altı mı diye. Bu videoyu yanlış hatırlamıyorsam yok o değilmiş. Evet 6 mı 0 mı diye bu incelemeyi bu videoda izleyebilirsiniz.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah yorum yapan kardeşim senin de sorunu cevaplamışımdır. Bu ve bunun gibi konular için bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.